Selamünaleyküm dostlar. Filistin aşığı bir genç kızın hayatı hikayesinin 3. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki 2 bölümü dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Rüya gibi bir güne gözlerimi açmıştım. Heyecandan ne yapacağımı bilemiyordum. Çok şükür ki annem ve babam yanımdaydı. Yoksa aklımı kaçırırdım galiba. Filistin'e direkt iniş yapamadık. Ya Tel Aviv havaalanına inecektik ya da Amman'a. Filistin'in bir havaalanı yoktu. Amman'dan gitmek istersek ya Alenbi Köprüsü'nden ya da Şeyh Hüseyin Köprüsü'nden geçecektik. Amman'ın havaalanına en yakın sınır Alenbi Köprüsü. Havaalanından köprüye gidiş taksiyle 1 saat uzaklıkta ve yaklaşık 30 dolar. Bu sınır Filistinlilerin yurt dışına tek çıkış noktası. Bu yüzden bayağı kalabalık. Sınırı geçtikten sonra Ramallah'a direkt taksiyle ulaşabilirsiniz. Ya da minibüsle Kudüs'e gidebilirsiniz. Kudüs, eski şehrin Şam kapısından her 15 dakikada bir Ramallah'a minibüs kalkmaktadır ve ücreti 1 dolar. Şeyh Hüseyin Köprüsü ise Amman havaalanından 1,5 saat uzaklıkta. Taksiyle 50 dolar. Sınırı geçtikten sonra Kudüs'e 2 saat sürecek bir otobüs yolculuğu sonunda ulaşırsınız. Alenbi'ye nazaran daha az kalabalık olsa da daha pahalıya mal olur. Tel Aviv rotasını tercih ederseniz sizi şunlar bekliyor. Bu seçenek Ürdün'e kıyasla daha kısa ve ucuzdur. Ben Gurion havaalanından günün her saatinde Kudüs'e servisler sefer yapmaktadır. 45 dakikalık bir yolculuk sonrası Kudüs'e vardığınızda yapmanız gereken eski şehir Şam kapısını bulmak ve Ramallah'a giden minibüsleri sormaktır. Kudüs Ramallah arası kontrol noktalarında sorun yoksa 25 dakika sürer. Ramallah Filistin ulaşımının kilit noktasıdır. Buradan Nablus'a, Cenin'e, Eriha'ya ve diğer şehirlere servis yapan minibüsler akşam 8'e kadar çalışırlar. Türkiye'deki taksi dolmuşlara benzeyen bu minibüslerle seyahat hem rahat hem de ucuzdur. Örneğin Ramallah'tan Nablus'a gitmek yaklaşık 3 dolar tutar. Önümdeki kitapta bunlar yazıyordu. Alelacele okuyordum. Bizim bindiğimiz uçak Tel Aviv'e inecekti. Gönlümden esasen Alenbi Köprüsü'nden geçmek ve taksiyle gitmek geçiyordu. Ayrıca Filistin'e gitmek için İsrail vizesi gerekli. Eğer İsrail vizesi aldıysanız Mısır ve Ürdün hariç diğer Arap ülkelerine gitmeniz engelleniyor. İsrail yönetimi ve resmi bürokrasiyi ele geçirmiş durumda. Mesela bir Müslüman ev yaptırmak istiyorsa İsrail'den izin almalı. Parasını verdiği halde o ev yapılmıyor. Yani o para yanlarına kâr kalıyor. Evler harab halde. Restorasyon gerekiyor. Edindiğim bu bilgilerle sinirlerim daha da fazlalaşmış, sınırda kontrol noktasından geçerken orada duran İsrail askerlerinin yüzüne tükürmek istiyordum. Ramallah, ben bu şehrin ismini çok seviyordum. Yüreğime işliyordu ismi. Neden de bilmiyordum. Filistin'e yaklaştıkça iyice tarih kokmaya başlamıştı ortalık. Abim demişti, orada peygamberler var, şühedalar var. Ben Gurion havaalanına inmiştik. Sağ salim çok şükür. Adımımı karaya bastığım anda titredim. Annem hemen kollarımdan tuttu. Sakin ol kızım. Sen şimdiden böyle olduysan Kudüs'e gidince ne yapacaksın? Elif gibi dik. Hadi yavrum. Elif gibi dik, vav gibi mütevazi. Ve Kudüs'e sefer yapan servislere binmiştik. Araba hareket ederken ben bol bol dua ediyordum. Ramallah'a geçip resmalarla buluşacaktık. Batı Şeria ve Gazze. Ortalarında İsrail. İsrail, Gazze'ye yani haritaya göre sol tarafındaki topraklara küçücük bir kara parçasına saldırıyor. Ne zaman, ne yapacakları belli olmayan bu askerlerden çıkan bir merminin Hamza'ya saplanmasından korkuyordum. Onun için ilk defa korkmaya başlamıştım. Dizlerimi titretmeye, ellerimi çıtlatmaya başlamıştım. Yol
git git bitmiyordu sanki. Sonunda Kudüs. 45 dakika sonra varmıştık. Yıllarca beklemiştim. Esasında yıllar sonra varıyordum, kavuşuyordum Kudüs'e. Taşını, toprağını öpmek istiyordum bu kutsal beldenin. Eski Şam kapısından Ramallah'a giden minibüslere binecektik. Kudüs'ü daha sonra gezeceğimizi söyleyince ben hüzünlenmiştim. Arkamı dönerek ben geldim ey Kudüs diye bağırdım. Evet yapmıştım, gözyaşlarımı tutamayarak. Yine geleceğim. Bak çağırdın geldim. Yine geleceğim. Annem ve babam bana şaşkınlıkla bakıyorlardı ama kızamazlardı. Çünkü kızlarının en büyük hayallerinden biri buydu. Minibüslere binmeden önce Kudüs'e vardığımızda Kudüs-Ramallah kontrol sınırında bir problem vardı. Varmıştık varmasına da İsrail askerlerinin kontrolüne yaklaştıkça sinirlerim bozulmaya başladı. Sırada bekliyor, ilerliyorduk. Sıra bana gelmişti. Bir kadın hem pasaportumu hem de nüfus cüzdanımı istedi. Çıkardım verdim. Bir bana baktı, bir elindekilere. Ben yüzüne dik dik bakıyordum. Öylesine korkaktı ki gözlerime bakamıyordu. Elindekilerle yarım saat oyalandı. Nüfus cüzdanımın arkasını çevirip din kısmına baktı. Gerek yoktu ki, örtüm vardı be kafamda. Bana döndü ve sözde o muhteşem İngilizcesiyle "Şuradaki odaya geçin hemen" dedi. Ve kolumdan adeta sürükleyerek o tarafa götürdü. Babam ve annem ne olduğunu anlayamayarak peşimden koşuyorlardı. Ben ise tebessüm ediyordum. Fotoğraflarda gördüğüm İsrail askeri Filistinli kardeşlerimizi tutuklarken neden gülümsediklerini işte şimdi anlıyordum. Çünkü korktuklarını yürümelerinden, sizle konuşmalarından anlıyordunuz. Kolumdan tutmuş gidiyordum. Kapıyı açtığı an olduğum yerde çakıldım. Yüreğim yerinden çıkacak gibi oldu. Ama onların şimdiye kadar gitmesi gerekirdi. Ah bu askerler, hep bunların yüzünden. Ben durakalmıştım, karşıya bakıyordum. Kadın hala çekiştiriyordu. Bırak be dedim bağırarak. Anlamadı, yüzüme baktı. İnida daha. Allahu Ekber dedim. Ben böyle söyleyince kolumdan itti. Ve Hamza. Hamza az kalsın kadının üstüne yürüyecekti. Onu ilk defa böyle sinirli görmüştüm. Benim için mi sinirlenmişti yani? O kadın öyle davrandı diye. Peki hala neden buradalar? Esma'ya hemen kaş göz işareti yaptım. Bilmiyorum tarzında ellerini iki yana açtı. Askerler boş durur mu? Hemen bağırmaya başladılar. Gülmek ve bağırarak şadak diyesim geliyordu. Hamza'nın cesaretine hayran kalmıştım. Bağırıp çağırıyordu askerlere. Kadın korkmuş olacak ki hemen üslubunu değiştirdi. Sit down please dedi. Heh dedim şöyle yola gel. Yani böyle saçma bir diyalog geçiyordu. Ben kadınla konuşurken Hamza'nın bana yandan bakarak tebessüm ettiğini gördüm. O cesaretlendirmişti zaten beni. O vesile olmuştu şu topraklara ayak basmam için. Ama merak ediyordum. Yardım tırı neredeydi? Galiba bunları düşünmenin sırası değildi. Çünkü iki adet öfkeli asker duruyordu. Çok lazımlardı. İstemsizce Hamza'ya baktım. Ciddi bir surat ifadesiyle kafası dik bir şekilde askerlerin gözünün içine bakıyordu. Bu duruş cesaretti işte. Şimdi daha iyi anlıyordum zorluklara nasıl göğüs gerdiğini ve geleceğini. Sorgu sırası bizdeydi. İlk önce babam, sonra annem, en son ben. Hepimize aynı şeyleri sormuşlardı. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Neden geldin? Babanın ismi vesaire. Kudüs'e geldiğimizden bu yana 4 saat geçmişti. Evet, tüm zamanımız o sorgu odasında geçmişti. Gerçekten sıkılmaya başlamıştım. Odada gezinip duruyordum. Askerin biri kapıyı açtı ve eliyle dışarıya çıkmamızı emretti. Welcome to Israel dedi. Hop dedim, ne diyor bu? Welcome to Filistin. Yüzüme ters ters baktı ve kararlı bakışlarımı görünce kapıdan çekildi. Esma'lar ve biz topluca çıkıyorduk odadan. Minibüslere binmeden önce Esma ile sarıldık. Şüheda, hoş geldin kardeşim memleketime dedi. Hoş bulduk dedim. Çok şükür, hoş bulduk. Hamza ise bana dönüp
hoş geldin dedim. İnşallah beğenirsin buraları. Şimdiden aşık oldum dedim. Kafamı yere eğdim hemen. Minibüsleri bulup binecektik. Çünkü o kadar yorulmuştum ki stresten, o sorgudan bir an önce gitmek istiyordum. Minibüsle yaklaşık 25 dakika gitmiştik. Ama 4 saat geçinmiştik Ramallah'a. Geç olsa da oldu ya. Güç de oldu evet. Olsun. Değer miydi? Değerdi. Beni burada çok değişik şeyler bekliyordu. Esma'ların evine gelmiştik. Krem, beyaz arası bir rengi vardı evin. İki katlıydı. Çok şirin gözüküyordu. Kapı önünde çocuklar vardı. Cıvıl cıvıldı bu mahalle. Bismillah diyerek ilk adımımızı attık bu eve. Çok heyecanlıydım. Esma bizi oturma odalarına davet etti. Mütevazi ve sade bir odaydı. Huzur vardı işte yine evin içinde. İliklerime kadar hissediyordum. Yerleşmemiz için zaman verdiler bize. Hacer teyze ve Esma bir odaya gittiler. Sanırım o odada kalacaklardı. Ama Hamza'da bir hareketlilik yoktu. Esma yanıma gelince ilk fırsatta onu sordum. Ukti dedim. Hamza ne yapıyor? Tır dün gece yola çıktı biliyorsun. Akşama anca varır diyorlar. O yüzden bekliyorlar dedi. Peki ama dedim. Eşyalarını da yerleştirmedi galiba. Arkadaşında kalacak dedi. Çok ince bir düşünceydi bu. Nikahlı olmayan bir erkek ve bir kız aynı evde yatıya kalamazlardı. Bu benim için de çok rahat olacaktı olmasın ama evinde ne diyordum onu? Kaç aydır görmediği anı yüklü evinden ayırmıştım şimdi de. Otele mi gitseydik acaba? Hamza'nın ağzından Allah'a şükürler olsun yola çıkmıştık. Uçağa binip Tel Aviv'e inmek benim için ilk defa bu kadar zor olmuştu. Nedeni bana kalsın. Davam için, memleketim için, ümmet için koşturmak istiyordum. Havaalanından Kudüs'e gidiyorduk. Biliyordum ki kontrol sınırında muhakkak askerlerin dikkatini çekecektik. Ki öyle de olmuştu. Askerler daha biz uzaktan gelirken Gazze'li olduğumuzu anlamışlardı. Bakışlarından belliydi. Alıştık biz. Güler geçerdik onların zapt etmesini. Yine gülümsüyordum. Umrumda bile değildi. Tek umrumda olan şühedaların buradan geçip geçemeyecekleriydi. Sorgu odasına adımı atmıştım işte. Size söylemiştim. Bunların bu saçmalıklarına hiçbir Filistinli katlanmak zorunda değildi. Biz zaten ümmet için elimizden geleni ardımıza koymuyorduk. Ama ümmet suskundu. Biz dua ediyorduk hep. Belki ümmet sessizdi ama her zaman böyle olacağı anlamına gelmiyordu ki. Onlar bizim hala kardeşimiz ve onların dualarına, yardımlarına muhtacız. Allah bu ümmetten razı olsun. Sorgu başlamıştı. Askerler her zaman aynı şeyi yapıyorlardı. 2 saat hiçbir şey söylemeden bizi beklettiler. Sanki şühedaların gelmesini bekler gibi. Şüheda kadın askerin kolunda sürüklenir halde içeri baktığında sinirden geberiyordum. Hangi hakla yapıyordu? Tam askerin üstüne yürürken bıraktı kolunu. Sadece bir hareket daha beni hapislik edebilirdi. Onlara tek başıma saldıracak kadar sinirlenmiştim. Şüheda kadının yüzüne bakarak Allahu Ekber deyince ben ister istemez tebessüm ettim. İlk defa İsrail askeri görüp onlara karşı böyle bir cesareti gösterdiği için onunla gurur duyuyordum. Hanımım böyle olmalıydı. Cesaretli, azimli, dindar. Hep beraber sorgu odasından çıkmıştık. Şükürler olsun evimize varmıştık. Hemen Avrupa Gazze Hastanesi'ne ulaştım. Geldiğimi ve yardım getirdiğimi söyledim. Babamın çalıştığı hastaneydi. Türkiye'de tahsil yapmış birçok doktor vardı. Şühedalar yerleşirken ben de koridordaki divanda oturuyordum. En sevdiğim yeriydi evin. Düşünüyordum her şeyi. Bu iş nasıl hallolacak? Gelen malzemeler yetecek mi? İstanbul'a dönecek miyim? Şüheda burada güvende olacak mı? Gazze değildi belki, Ramallah'taydık. Ama ne zaman ne olacağı belli olmazdı. Onun için de bir şeyler düşünmeliydim. Evimde kalmayacaktım. Dinen uygun olan buydu. Ahmet'in kardeşinde kalacaktım. Mustafa'ydı ismi. Onu da çok severdim.
en az Ahmet kadar. Çocukluk arkadaşlarımdı ikisi de. Esma yanıma geldi ve konuşmaya başladı. Abi dedi, nerede kalacaksın? Mustafa'da kalacağım. Haberi var. Gelirken aradım dedim. Ha iyi dedi. Ama şu Eda'nın içi hiç rahat değil. Aylardır uzak kaldığı evinden ediyorum onu diyor. Otele gitmek istiyor. Olmaz öyle şey dedim. Ona aynen böyle ilet. Yemekler de buradayım zaten akşama kadar. Kafam o kadar dolu ki hastanede olurum zaten tüm gün. Doğru abi, haklısın dedi. Akşama kadar zaman nasıl geçecekti bilmiyorum. Annem, Esma, Şüheda, Sadet Hanım çoktan mutfağa girmiş yemek hazırlıyorlardı. Bedirhan Bey yanıma gelip oturmuştu. Nasılsın amca oğlum dedi. Elhamdülillah dedim, sizi sormalı. Çok şükür dedi. Eviniz çok güzelmiş, Filistin de öyle. Allah razı olsun dedim. Öyledir Filistin. Filistin dünyanın en güvenli şehriymiş dedi, doğru mu? Evet dedim, doğru. Ama İsrail saldırmadıkça. Burada turist olarak bile gezseniz kimse size dönüp bakmaz, rahatsız etmez, yardımla yarışırlar. Evlerinde tanımadıkları insanlara yemek ikram ederler. Biz böyleyiz Bedirhan Bey işte. Çok güzel amca dedi, çok güzel. Senden biliyorum zaten bu saydıklarını. Yardım turu gelmedi mi daha? Yok dedim, hayır, yolda. Akşam anca varır diyor hastane. Ben de durumu hastaneye bildirdim. İyi yapmışsın dedi. Ben de seninle geleyim oğlum. Gideyin zaman haber ver. Ama dedim, sonrasında tamam dedim, haber veririm. Ve yanımdan kalkıp gitti. Güzel bir yemek yedik. Babamdan sonra soframız ilk defa bu kadar doluydu. Akşam olmuştu. Yardım tırı nihayet Gazze'ye varmıştı. Hemen Bedirhan Bey'e haber verip çıktım. Bir minibüse atlayıp Gazze'ye ulaştık. Tır hastanenin önünde duruyordu. Tır şoförümüz Filistinliydi. Bu sayede burayı bulmakta hiç zorlanmadığını söyledi. Koşa koşa hastaneye girdim. Doktorlar etrafıma doluştular. Ehlen ve sehlen diyordu hepsi. El birliğiyle tırı boşaltmaya başladık. Hepimizin yüzünde tebessüm vardı. 2 saat süren koşturmadan sonra acı içinde yatan yaralılara koştum. Tedavilerini yapmaya çalıştım. Allah'ım ne kadar çok bebek var. Yardım et bize. Yardım et. Yetişemiyorum. Ne olur Allah'ım ölmesinler. Ardı arkası kesilmiyordu yaralıların. O kadar çabuk tükeniyordu ki malzemeler. Gazlı bezler, serumlar, bandajlar, iğneler. O gece öyle çok yaralı geldi ki içim kan ağlıyordu. Yüreğimden bir parça koparmışlardı sanki. Sonra bir çocuk geldi. Gelen çocuk erkekti. Kolları yoktu. O kadar çok ağlıyordu ki bir yandan zikrettiğini duyuyordum. Onunla beraber söylediklerini ben de söylüyordum. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Ya Şafi ya Allah. Ya Şafi ya Allah. Allahu Ekber. Hasbunallah ve nimel vekil. Kurtaracağım seni Allah'ın izniyle. Şimdi 2 doktor vardı başında bu çocuğun. Şuuru kapalıydı ama zikrediyordu hala. Şaşkın gözlerle bakıyordum. İnsan neyle meşgulse dil onu söylermiş. Maşallah çocuk sana. Bedirhan Bey ile hummalı bir çalışma gösteriyorduk. Kanaması o kadar çoktu ki üstü kıpkırmızıydı ve bizim önlüklerimizdi. Ağlayarak yapıyordum tedaviyi. Duayı duaya ekliyordum. Zikreden ağzı yavaşladı. Son kez şehadet getirdi. Son kez. Kaybettik. Ruhu Mevla'ya uçtu gitti. Cennet çocuğu. Şimdi kapıda bekleyen annene ne diyeceğim ben? Ağlamamı nasıl keseceğim? Yüzünü nasıl unutacağım? Odanın kapısını kanlı ellerimle açtığımda annesi ağlayarak bekliyordu. Yere bakarak başımı sallayabildim sadece. Çığlıklarıyla doldu hastane. Oğluna koştu son kez. Sarıldı, öptü, kokladı. Göğsüne yatırdı son kez. Anne olmak kolay değildi. Hele evladını böyle kaybetmek. Ben de kelam kalmamıştı. Eve dönecektim ama nasıl? Hangi halde? Olanları nasıl anlatırdım? Yolda 10 saat giderken ağlamadan nasıl dururdum? Şeyda'nın ağzından. Gece olmuştu. İlk gecemdir Ramallah'ta. Kalemim, kağıdım yine hazırdı. Uyuyamamıştım. Annem günün verdiği yorgunlukla
uyumuştu. Ben ise bir mum yakmış, esasında Hamza'yı ve babamı bekliyordum. Sağ salim dönmeleri için dua ediyordum. Kağıdıma dökülenleri ne ara mum ışığında yazdım, onu da hatırlamıyordum. Ne güzel, cıvıl cıvıldır şimdi cennet bahçeleri. O kadar melek uçtu gitti ki bu beldeden. Kim bilir nasıl güzeldirler cennette. Anneleri nasıl can atıyordur evladının yanına gitmek için. Hamza çırpınıyordur şimdi. Şuramda bir sıkıntı. Ona ve babama daha nice beklenenlere bir şey olmasın Allah'ım. Bulmuşken kaybetmeyeyim ne olur. Elinden bir kez olsun tutmadan, gözlerine doya doya bakmadan gitmesin yanımdan. Abim geldi aklıma. En çok ihtiyacım olduğu zaman da yanımda yok. Şu an ona sarılmak için neleri vermezdim. Çok özledim. Hemencecik, evet abim deyip sarılamamak da zormuş. Bunu öğrendim. Allah'ım bu halde beklemek çok zor. Mum ışığında geceyi aydınlatmak çok zor. Kaç mum yakmalıyım geceyi aydınlatmak için? Kaç insana koşmalıyım yüzlerini güldürebilmek için? Kimlerle bu yolda olmalıyım? Çözüme kavuştur sonuçsuz hislerimi. Tüm ümmete yardım et Allah'ım. Topla bizi. Amin. Yazdıklarımı okurdum yazdıktan sonra. Tekrar duygulanırdım. Yok, bu gece uyku yoktu bana. Yorucu bir gündü. Ama şu kapıdan babamlar girmeden uyuyamayacaktım. Böyle durumlarda abimle yaptığımız gibi dışarıda çıkamazdım şimdi. Koltuğun kenarına yaslanmış bekliyordum usulca. Ses çıkarmadan sakin halde ağlayarak. Saat oldu sabahın 5'i. Sabah namazlarımızı kıldık bile. Hala gelmediler. Kahvaltıya gelirler miydi sahi? Esma dedim. Nerede kaldılar? Bilmiyorum şüheda. Yalnız... Yalnız ne dedim? Hastane kalabalık demek ki dedi. Esma dedim, etme eyleme, yoldadırlar değil mi? İnşallah öyledir şüheda dedi. Sabahın 7'si oldu, gün aydınlandı, hala yoklar. Esma dedim, ben bekleyemeyeceğim. Ne yapacaksın şüheda dedi, otur oturduğun yerde. Esma'yı duymadan kapıya yöneldim. Kapıdan tıkırtılar geliyordu, hemen koştum açtım. Hamza ve babam, gömlekleri kan içinde, yüzleri ağlamışlar. Baba dedim, ne oldu size böyle? Sakin ol kızım dedi. Biz biraz dinleyelim. Tamam baba tamam, hemen geçin dedim. Kapıyı şiddetle kapatıp peşlerinden usulca yürümeye başladım. Bu kadar kötü durumda olacaklarını beklemiyordum. Onlar için ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Onları gördüğüm an şuurum yerinden gitmişti sanki. Kalktığım koltuğa yeniden oturdum. Onların yanımıza gelip anlatmasını bekledim. Yarım saat geçtikten sonra gelip hepimize yaşadıklarını etkilenmiş halde anlattılar. Hamza da takat olmadığı için babam anlatmaya başladı. Bir oğlan evlat işte dedi. Zikrediyordu devamlı. Şuuru kapalıydı ama hep zikrediyordu. Küçük de oysa şaşkın gözlerle Hamza ile birlikte tedavi etmeye çalışıyorduk. Ama çok kan kaybetti. Durduramadık. Şehadet getirdi ve... Babam anlatıyordu. Ama ben çoktan ağlayarak kendimi odaya kapatmıştım. Peşimden Esma gelmişti. Hıçkırıklara boğulmuştum. Bu çok zordu Allah'ım. Öyle bir iman nasip etmişsin ki o çocuğa. Cennet çocuğu değil mi şimdi bu? Orada bekleyecek annesini. Esma beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Ama bir yandan kendisi de ağlıyordu. Şeyda, sakin ol ukti. Hasbinallah ve nimel vekil. Esma dedim, o çocuk gitti. Sakinleşmem uzun sürmüştü. Babam seslerimizi duyunca dışarıdan seslendi. Şeyda, yavrum, kızım sakin ol. Kendime geldikten sonra konuşmaya başladım. Esma dedim, Hamza çok kötüydü. Esma, Hamza'ya bir şey olur mu? Üzüntüden, stresten hasta olmaz değil mi? Ukti dedi. Abim toparlar Allah'ın izniyle. Ama sen de kötü olursan o sana bakar daha kötü olur. Lütfen toparlan.
hepimiz dik durarak, sabrederek, dua ederek destek olacağız biiznillah. Bugün böyle bitmişti işte. Gerçi bitmemişti. Yarım kalan, yitip giden çok hayat vardı. Bir hafta sonra Kudüs'e gitme zamanı gelmişti artık. Hamza biraz daha toparlanmış, yaralı sayısının azaldığını, durumun daha iyiye gittiğini söylemişti. Hep beraber Mescid-i Aksa'ya gidecektik, öğle namazına. Kudüs'e varmıştık. İlk önce Zeytin Dağı'ndan bu üç dinin bir arada bulunduğu şehre baktık. İhtişamlı gözüküyordu. Dağlardan bağıracaktım. Kollarımı iki yana açtım. Ben geldim. Şüheda, ene şüheda. Esselamu aleyküm ya Kudüs. El Kudüs'ü lena. Allahu Ekber. Gitmek için hazırlanmışlardı. Ama benim bağırmamla hepsi bana döndü. Hamza da bağırmaya başladı. El Kudüs'ü lena. Teali şüheda. Kocaman tebessüm ettim. Onunla Zeytin Dağı'ndan Kudüs'e bağırmıştım. Hayalim gerçek olmuştu çok şükür. Mescid-i Aksa kapısından girdiğimiz an o avluda çakılı kaldım. Gökyüzüne baktım. Havayı derin derin içime çektim. Şükrediyordum devamlı. Yaşadığım bu duygu selini gözyaşlarımla atıyordum. Bismillah diyerek camiye girdik. Beytül Makdis, ne de güzelsin. Öğle namazı için ezan vakti. Bir ezan bu kadar mı güzel olur? Beni bu denli duygulandıran bir ezan çok az duymuştum. Ağlayarak ezan bittikten sonra ezan duasını okudum. Mescid-i Aksa'nın imamını oyacaktım. Var mıydı bundan büyük mutluluk? Ellerimi havaya kaldırıp Allahu Ekber derken ruhum yüceldi sanki. Rahmet kapıları teker teker açıldı. Eller bağlandı. Huzur o iki elin arasında saklandı. Avuçlarımızda kaldı. Açıldıktan sonra mis gibi koktu. Rükuda mahzunlaştı. Yere yaklaştı. Kıyamda doğruldu. Ayağa kalktı. Secdeye giderken gözyaşını gözyaşına ekledi. Sevdaya yaklaştı. Bir mertebe daha yükseldi. Bir günahı daha omuzlarından aşağı döküldü. Selam verdi, selam etti meleklere. Rabbin yüce makamından geliyorum ey melekler dedi. Beni bu vakitte kabul buyurdu. Yine size selam ediyorum dedi. Dua etti, gül koktu avuçlar. Semaya yükseldi dualar. Mescid-i Aksa'ya bir sadaka gönderen orada ibadet etmiş gibi oluyorsa ibadet eden nelere kadirdir? Sevdaya mı dahildir? Tesbih ederken daha da anlamlandı kainat. Yaşama sırrına erişti. Subhanallah ile tefekküre daldı. Elhamdülillah ile hamda daldı. Allahu Ekber ile yüceliğe şahit oldu. Ve bu aşka düş oldu. Aşk ateşiyle piş oldu. Yandı, yandı kül oldu. Mescid-i Aksa havlusunda geziniyorduk şimdi. Her anımızı fotoğraflıyordum. Hamza bir yandan gezdiğimiz yerleri anlatıyordu. Rehberimiz o olmuştu. Kubbetü Sahra'nın altın kaplama kubbesine baktım, baktım, baktım. Onun da içine girmek nasip oldu. Bismillah diyerek adım attım. Secdeye kapandım, el açtım. İlk ve son gelişim olur belki diye uzunca dua ettim. Şimdi mutlu olmuştum, huzur dolmuştum. Anlatamıyordum şu halimi. Bir insanın en çok istediği bir hayalinin gerçekleşmesi ne denli mutlu ederse insanı, işte o kadar mutluydum. Saatlerce avluda gezindim durdum. Tek başıma avluda gezinmeye devam ediyordum. Herkes yorulmuştu ve oturmuşlardı. Bir tek Hamza ayaktaydı. Geziniyordu benim gibi ama eli hep cebindeydi. Değişik hareket etmeye başlamıştı. Bana yöneliyor, sonra birden arkasını dönüyordu. Cesaretlenmiş olacak ki bana doğru yürümeye başladı. Heyecandan elim ayağıma dolaşmıştı. Ne yapıyordu bu? Annem, babam, Hacer teyze tam karşımızda. Delirdi mi acaba? Yok ya, geri döner az önceki gibi. Ama hala yürümeye devam ediyordu. Başım yere eğmiş, gelmesini bekliyordum artık. Cebinden bir şey çıkardı ve bana doğru uzattı. Yüzük. Yüzük müydü o?
Olamaz, yok artık. Allah'ım, ne oluyor? Hamza karşımda dikiliyordu. Başı yerdeydi. Kafamı çevirip anneme ve babama baktım. Şaşkın gözlerle bize bakıyorlardı. Elinde yüzük, yüzünde mahcubiyet karşımda duruyordu Hamza. Hamza, şimdi sırası değil, şimdi değil. Kafasını kaldırmıştı ama gözleri hala yerdeydi. Bugün onun yüzüne hiç bakmamıştım. Kudüs'ün heyecanı sarmıştı beni. Üstünde lacivert bir tişört, koyu bir kot pantolon vardı. Fiziği gayet düzgün olduğu için ne giyse yakışıyordu. E bir de esmerdi tabii. Stresten saçlarını kestirmişti. Haklıydı. Burada yaşamak stresliydi. Bir şey söyleyecekti bana. Ama ne? Kafamı kaldırdım. Duruşumu dikleştirdim. Hamza ile aynı anda olmaz dedik. İkimiz de karşılıklı gülümsemeye başladık. Ağzımla elimi kapatmış, karşımda benimle beraber gülen Hamza'ya gülüyordum. Ne gülüyorsun? Sana gülüyorum Hamza dedim. He dedi, ben de sana gülüyorum. Yüzüğü cebine koyup koşmaya başladı. Bir anda hepimizi ciddiyet kaplamıştı. Nereye koşuyordu bu çocuk? Niye koşuyordu? Ortam yumuşamıştı nasılsa. Esma evden rak yanıma geldi. Niye gülüştünüz Şehda Hanım dedi. O da kıkırdıyordu. İkimiz de birbirimize gülüyormuşuz meğer. Nereye gitti şimdi dedim. Hay Allah iyiliğinizi versin dedi. Onun her zaman kaçtığı bir yer var. Oraya gitmiştir. Neresi burası diye sordum. Eski çarşının ilerisinde dedi. İlk önce çarşıyı gezdikten sonra gidelim oraya. Çok merak ettim dedim. Tamam dedi olur. Annemleri Hacer teyzeyle eve gönderip tam da hayalini kurduğumuz gibi Esma ile gezmeye başladık. Kudüs'ün her karesine adım atmak istiyordum. Esma, şu pojiden almak istiyorum ben. İstanbul'a dönünce devamlı takarım. Bir de şu atkıdan, sonra şu tişörtten, bir de şu Filistin fotoğrafından. Dönünce çerçevelettiririm. Bir de Filistin bayraklı bilekliklerden alayım. Sonra... Şu Eda, Ukti, yavaş ol. İlk defa mı görüyorsun diyeceğim de sen de haklısın dedi Esma. He dedim yani. Sen sus da şunları alalım. Hadi bir el at. Pazarlık yapalım biraz. Eski çarşıda böyle geziniyordum. Çarşıdan çıktığımda yiyecekten kıyafete hatta kokuya kadar her şey vardı. Ne yapayım? Bir kere geliyorum. Hepsinden bir hatıra kalsın. Evet, param çok azaldı. Ama helal olsun hepsi bu vatana. Şimdi yokuş aşağı iniyor, dar sokaklardan geçiyorduk. Her yeri taş, merdivenli dar sokaklardan. Hamza her üzüldüğünde bu yolları mı yürüyordu? Açıkçası çok şanslıydı çok. Dura dura ilerliyorduk. Çünkü havayı içime çeke çeke her adımımı, her taşı ezberleyerek gidiyordum. Esma bana o yemyeşil gözleri parlamış halde bakıyordu. Seviyordum bu kızı işte. Candı, canandı. Dar sokaklardan geçen esen hafif rüzgar yüzüme okşuyordu. Allah'ım bu ne kadar güzel bir his. Ne güzel nasip. Gelmek isteyen herkese nasip et Allah'ım. Üstümde siyah bir feracam vardı. Başıma da siyah bir örtü örtmüştüm. Aldığım poşeyi hemen boynuma dolamıştım. Bileklikleri de hemen takmıştım. Ayağımda da kalıplı bir ayakkabı vardı. Kendimi Erkaslan Tugayları gibi hissediyordum. Mücahide gibi. Bu işler kıyafet dolayı işler değil vesselam. İman lazım iman. Vatan sevgisi lazım. Merdivenlerden inerken pat pat diye sesler çıkıyordu ayağımdan. Eys be biz geliyoruz genç mücahideler. Biiznillah. Esma da aynı benim gibi giyinmişti. Benden daha güzeldi o. Peçesi vardı. Evet, peçeliydi. Yeşil gözleri siyahlar içinde tek bir güzeldi. Kolunda bir çantası vardı. İçinde hep Kur'an taşıyordu. Ağzından dualar düşmüyordu. Hamza'nın nasıl bir insan olduğunu bilmiyorum daha. Abim, evet abim, yanımda değil. Nasıl gitti aklımdan? İnşallah bağlantı kurabilirsek
görüntülü konuşacaktım bu akşam. Cancağızım, nasıl da özledim, burnum da tutuyor. Akhim benim, o da olacaktı burada. O zaman görmeliydiniz Filistin sokaklarını. Kim bilir ne yapıyor, kaç demlik çay içiyor acaba? Efkarını sevdiğim çaycı, deminle demlenir o da. Sanki çaysız yapamazmış gibi. Ben bilirim, uyuyamazdı. Sınavları da var. Akşam olsun hele, aldıklarımı da gösteririm. Yüzü düşmezse tabii. Ahmet. Evet, bir de Ahmet var. Kardeşi Mustafa. Haberini almadı daha. Kahrolası İsrail. Gelemedi toprağına. Gelemedi kardeşinin cenazesine. Hamza Mustafa'nın yanında kalıyordu. Süt kardeşler onlar da. Kardeşten öte olduklarını anlamıştım onları yan yana sohbet ederken görünce. Mustafa yarınki eyleme katılacağını söylemişti. Hamza'yı davet etmişti. Hamza hastaneye gitmesi gerektiğini söyleyerek nazikçe reddetmişti. Mustafa hepimizle helalleşip Ahmet'im iyi bakın yalnız kalacak yarın. Kimsemiz yok birbirimizden başka. Hamza kardeşim önce Allah'a sonra sana emanet Ahmet. Hissetmiş miydi şehit olacağını? Ağlamış mıydı şehit olmadan önceki gece? Uzun boyuna aldırmadan girmiş miydi bütün kazılan çukurlara, kör kuyulara? Hamza o akşam eve geldi. Perşembeyi cumaya bağlayan gece. Mustafa dedi takatsizce. Evdekiler anlamıştı zaten. Başları öne eğik. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ayetini tekrarlamışlardı üç kez. Hamza anlatmaya başladı. Çünkü dedi. Çünkü Mustafa'yı Hamza tedavi etmeye çalışmış. Onu kurtarmaya çalışmıştı. Bismillah. Telaşla Mustafa'yı kurtarmaya. Ah çalışıyordum. Çok çok kötüydü. Yüreğinden kurşun yemişti. Dövülmüş üstelik. Bu kadar eziyet eylemin öncüsü olduğu için. Nesi suç bunun? Sağ şehadet parmağı devamlı havadaydı. Ben anlıyordum. Kardeşim şehadet getiriyordu devamlı. Nasıl zordu biliyor musunuz? Baka kaldım onu bana getirdiklerinde. Ağlayarak dua ede ede kurtarmaya çalıştım. Yüreğim yandı. Sarılamadım cansız bedenine. Öpemedim alnından. Kardeşim sabret diyemedim kulağına. Omuzlarından sarsıp uyan Mustafa diyemedim. Bu acı mezara kadar benimle gider. Önce babam, sonra hastanedeki çocuk, sonra can kardeşim Mustafa. Ahmet'e ne diyeceğim ben? Nasıl söyleyeceğim? Şimdi Mustafa olmayan eve nasıl gireyim ben? Nasıl açayım kapısını? Uyuyamam ben o evde. Uyuyamam, gidemem. Cenazesi yarın Mescid-i Aksa'dan kalkacak. Şehitliğe gömülecek. Dua edin ona. Dua edin. Bunları söylemişti Hamza. Yüreği yanıyordu. Yüreğini sevdiğim. Çok ağır şeyler yaşıyordu. Bu konuşması hıçkırarak ağlayamadım yanında. Ellerini nereye koyacağını bilemiyordu. Ellerini tutup ağlama diyemedim. Bakın bu acıdır. Bu sancıdır. Neresinden tutsam elimde kalacak gibi. Bu acıya yüreği dayanır mı? Hamza günden güne çöküyordu. Eriyordu gözümün önünde. Hastanede yaşadıklarını daha bilmiyorduk bile. İşte bir hafta geçmişti bu olayın üstünden. O gün bugündü. Hamza'ya iyi gelmesi için de gelmiştik Kudüs'e. Belki de artık hayatındakileri kaybetmemek için bir hamle yapmıştı ikimizin adına. Ama iyi gelmemişti işte ona burası. Her zaman kaçtığı yere kaçmıştı yine. Toprak bir yola indik. Ayakkabılarımızdan çıkan toprak sesi bana huzur veriyordu. Dört yol ayrımına benzeyen bir yere gelmiştik. Sokaklar eskiydi. Ev yok denecek kadar azdı. Bir sürü moloz yanı vardı. İçim acıyordu yürürken. Burası Filistin'di işte. Köşede ayakta kalmış bir ev vardı sadece. İleride park denmez ama kırık dökük bir alanda biri oturuyordu. İki elini dizlerine koymuş, gözleriyle toprağa bakıyordu. Yaklaştıkça Hamza olduğunu anladım. Burası işte şu Hedadet Esma. Selam vererek
yanına yanaştık. Selamımızı almıştı ama başı yerden kalkmıyordu. Çünkü ağlamıştı. Yüzünü bir çırpıda sildi ve şüheda dedi. Nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Belki sana iyi gelmiyorum. Oturup konuşacak kadar vaktimiz yok. Olmamalı da zaten. Benim hayatımı gördün. Hala benimle beraber misin diye sordu. Dedim. Evet. O zaman dedi. O zaman bugün kendine elbise almayı unutmuşsun galiba. Beyaz bir elbise almanı isteyeceğim senden. Mescid-i Aksa'ya öğle namazından sonra gel. Tamam dedim. Efendim, yarın mı? Nasıl yani? Ne olacak? Amanın, aklıma gelen başıma mı geliyor yoksa? Hızlı adımlarla geldiğimiz tarafa, yani eski çarşıya yürümeye başladık. Esma dedim, ne oldu şimdi? Abim artık ciddi dedi. Uzatmak istemiyor. Dün gece konuştuk onunla. Senin ailenle konuşmuş. Onaylarını almış. Ah dedim. Ne zaman yapmış bunları? Başına saksı mı düştü yoksa? Ah şüheda dedi. Çok komiksin Uhti. Hadi yürü. Çarşıya gelmiş beyaz bir elbise arıyordum. Ben elbise arıyordum elbise. Bizimkiler nasıl hemen onay verdiler yahu? Bana niye bir şey söylemiyorlar? Yokuş yukarı tırmanan çarşıda bir aşağı bir yukarı gidiyorduk. Sonunda sade dümdüz bir elbise bulmuştum. Hemen üstüne bir örtü almıştım. Hemen Aksa'ya giderken üstüne feracemi giyip öyle gidecektim. Elbise içimde kalacaktı. Akşam eve vardığımızda hemen abimi aradım. Görüntülü konuşmaya başladık. Abi dedim, inanmıyorum saçların. Kızım dedi, sakin ol. Çok uzamıştı, kestirdim. Dedim, öyledir kesin. Sen beni bırak dedi. Ne yaptın oralarda? Tam 2 hafta oldu. Abi dedim, çok şey oldu çok. Gelin de sana roman halinde versem olur mu? Tamam dedi, ben anladım. Dedim, yarın nikah var. Efendim, nikah mı dedi? Evet dedim. Ama dedi, resmi nikahım burada olacak küçük hanım. Tamam dedim, yarın bir geçsin. Abi dedim ya, seni çok özledim. Biz konuşurken Esma yanımızdaydı. Sadece bir saniye abimin yüzünü görmüş, sesini duymuştu. Anında dışarı çıkmıştı. Gülümsemiştim arkasından. Ve ertesi sabah kuşlar cıvıldıyor, güzel bir güne uyandığımı hissediyordum. Stresliydim açıkçası. Heyecanlıydım bir de tabii ki. Hemen giyindim. Beyaz elbise ve beyaz örtü. Hep beraber vakit gelince evden çıktık. Kudüs'e, Aksa'ya doğru gidiyorduk. Beytül Makdis'e doğru. Gidene kadar kafamı yerden kaldırmadım. Aşırı derecede utanıyordum. Kudüs'e çok çabuk varmıştık. Allah Allah, bu kadar yol nasıl bir çırpıda bitmişti? Annem elimden tutmuş bana bir şeyler fısıldıyordu. Kızım, Hamza konuştu bizimle. Bir şart da olur dedik. Nikahtan 1 hafta sonra İstanbul'a döneceğiz. Anne dedim, 2 hafta olsun. Ama kızım dedi. Anne ne olur dedim. Dedi, peki tamam öyle olsun. Avlunun basamaklarını çıkarken kalbim yerinden çıkacak gibiydi. İnşallah hayra yürüyordum şu anda. Kubbetüs Sahra'nın altın kaplama kubbesine bir bakış atarak aklıma o an hangi dualar geldiyse etmeye başladım. Allah'ım hayırlı eyle, utandırma ya Rab. Sağ ayakla Aksa Camii'ne girmiştim. İmamın namaz kıldırdığı yerde Hamza ve Aksa'nın imamı. Bir saniye, Aksa'nın imamı mı? O mu kıyacak nikahı? Allah'ım sen ne büyüksün, nasibe bak. Hamza'nın karşısında nasıl oturduğumu bilmeden yaptığım ilk şey gözlerimi kapatmak oldu. Bilmem kaç dakika geçmişti nikah için. Nikah kıyılana kadar ömrümden ömür gitmişti. Ama dert değildi. Birinin ömrü benim ömrüme eklenmişti. Hamza bana şüheda diye seslenince daha da anlamlandı ismim ağzımda. Ağlamak geldi içimden. Ehlen ve sehlen Habibi. Habibi mi? Gerçekten şu an öyle miyiz? Rüya değil değil mi? Şükran ya Habibti şükran.
Bir insanın yüzüne bakarak gülümsemek nedir pek bilmezdim. Bugün tam da bunu en çok olmak istediğim yerde, Mescid-i Aksa'da yaşıyordum. Mutluluktan havayı uçacak gibiydim. Uzun uzun kara gözlerine baktım. Hala bakıyor. İyisini ben indireyim kafamı. İçimden geçeni uyguladıktan sonra heyecan yaptığımı fark ettim. Yüreğim deli gibi atıyordu. Ayağa kalktım. Ben ayağa kalkınca Hamza da ayaklandı. Boş gözlerle bana bakmaya başladı. Hamza, etrafta erkek var mı bakar mısın dedim. Etrafını iyice kolaçan etti. Kimsenin olmadığına kanaat getirdikten sonra bana baktı. Ben ise üstümdeki feraciye çıkarıp içimdeki beyaz elbiseyi gösterdim. Başımı yere eğdim. Yandan içeri bir erkeğin girmemesi için dua ederken bir yandan da ne tepki vereceğini merakla bekliyordum. Melek gibi dedi. Ağzından sadece bu iki kelime döküldü. Bana yetmişti artmıştı bile. Hemen feracemi giydim, yerime oturdum. Babam yanımıza yaklaştı ve bize güzel bir konuşma yaptı. Hamza, artık oğlum sayılırsın. Kızıma iyi bir eş ol, arkadaş ol, dost ol. Evinizden namaz, Kur'an, dua eksik olmasın. Kızım, sen de Hamza evladıma iyi bir eş, dost, arkadaş ol. Buna ihtiyacınız var. Evinizde huzur olması için bunlar lazım evlatlarım. Biz anne ve babanız olarak daima yanınızdayız. Unutmayın. Gülümseyerek dinledim babamı. Onun böyle bir şeyi yürekten desteklediğini bilmek beni son derece sevindirmişti. Ben Aksa'dan evli olarak çıkıyorum. Hem de nikahımızı kıyan Aksa'nın imamıydı. Buna şahit oldum. Buna vesile oldu. Ben Rabbimden daha ne isterim? Ben büyümüştüm farkında olmadan. Nasip olan hayallerimi düşündüm bir an. Şükretmeliydim. Hem de çok. Hayal kurun kardeşlerim. Çünkü hayaller insanları ayakta tutar. Sevdam Aksa'da ayaklandı. Sevdama Aksa şahit oldu. Yüreğimi Aksa'da bıraktım. Ertesi gün olmuş, ben yine gece düşünmekten uyuyamamıştım. Nasıl olacak, nasıl yapacağım? Filistinli bir eşim var artık. Hem gözüme hem gönlüme hitap eden. Belki bir de beni seviyordur. Onu bilmiyorum ama ben seviyorum. Kahvaltı sofrasında Hamza'yla aramızda kısa bir konuşma geçti. Bedirhan Bey, izniniz olursa şu Heda ve Esma ile size bahsettiğim o malum yere gitmek isterim. Tamam oğlum, benden izin var size. Ne dersin Şeheda, bugün dışarı çıkalım mı diye sordu Hamza bana. Dedim, olur tabi. Demek ki benim fikrimi aldı. Kendi planladığı halde. Hep böyle olur inşallah. Nereye gidecektik acaba? Filistin'de nereye gidersek gidelim benim için çok ama çok değerli nasılsa. Kahvaltı masasını çarçabuk Esma ile toparlayıp hazırlandık. Hazırlanırken bizim kız yine rahat durmamıştı tabi. Kız Şeheda, abimi kaptın benden. Aşk olsun sana dedi. Aa dedim, deliye bak. Al abin senin olsun. Oo dedi, bu kadar kolay mı? Dün bir bugün iki dedim. Abin senin her zaman abin. Vay dedi. İki gün mü oldu evleneli? Sayıyorsun demek ha? Gülüşmelerimiz odanın dışından duyulur hale gelmişti. Bu sırada Hamza'dan bir ikaz duyduk. Kızlar, ağaç oldum ağaç. Kök salacağım şimdi. Komik çocuk, ağaç olmuşmuş. Suyun, güneşin olmadan sen bir içsin ey tohum. Geliyorum. Tamam, geliyoruz abi dedi Esma. Ciddiyeti zor zahmet sağlayarak Hamza önde biz arkada yürüyorduk. Minibüse binmiştik. Anlaşılan bize yine Kudüs yolları. Ama nereye? Bir anda kendimi bir yamaçtan tırmanırken buldum. Şimdi anlıyordum. Zeytin Dağı'na gelmiştik. Ama toprağı öyle sıcaktı ki bu dağa çıkanlara zarar gelmesin diye cömertti buranın toprağı. Şehitlerin kanıyla sulandığı için belki de. Kubbetü Sahra'yı gören bir yere gelip bir müddet ayakta orayı izledik.
Çok güzel değil mi şehada? Çok güzel Hamza dedim. Çok şanslısın. Bu şansa ikimiz mukabiliz şu an dedi. Haklısın dedim. İyi ki geldik. Sonra yere oturduk. Zeytin Dağı'ndan heybetli meydanı izledim, izledim. Kudüs sokaklarına baktım. Bir yanda camiler, bir yanda kiliseler, bir yanda havralar. Filistin'e bakan taraf elbette belli oluyor mimariden ve yerleşimden. Beyaz renkten evler bana Mardin evlerini anımsatmadı değil. Bu evler çok güzel gözüküyordu. Evet lüks değil ama çok güzeller işte. Diğer yanda İsrail'e bakan taraf. Koca koca binalar, gösterişli apartmanlar. Bunun sebebi her şeyin en iyisi bunlara ait olacak. Arada dağlar kadar fark var. Filistinliler mütevazi insanlardır. Hiç tanımadıkları insanlarla sırf din kardeşi diye ekmeğini bölüşür, evinde tek yatağı dahi olsa sen yatasın diye kendini feda eder. Ağzından bir elhamdülillah dökülse, Müslüman kelimesi çıksa boynunuza sarılırlar. Bu insanlar bu ümmeti çok seviyor. Zeytin Dağı'nda karşılaştığımız Filistinli kardeşlerin hepsi teker teker bize selam verdiler. Hamza dedim, Filistinliler her zaman böyle mi? Evet şüheda, her zaman. Fedakarlıkta sınır tanımazlar dedi. O zaman dedim, sen de öylesin. Gülümseyerek başını yere eğdi. Ben de gülümseyip etrafımı izlemeye devam ettim. Gözüme takılan şehitlikler, mezarlar, müzeler, tarihi taşlar, Kudüs adeta tarih kokuyordu. Ben bu şehri, bu ülkeyi çok seviyordum. Hamza benimle her şeyi etraflıca konuşmaya başlamıştı. Ben de bu saatten sonra ne düşünüyorsam onu anlatacaktım. Şüheda dedi. Henüz resmi nikah kıymadık. Ömer İstanbul'da olsun istiyormuş. Onu kırmak istemiyorum. Zaten 2 hafta sonra döneceğiz inşallah. Evet dedim. Ben de senin gibi düşündüm. Ama direkt gidince mi yapacağız? Tabii ki hayır dedi Hamza. Ben derim ki ilk önce ailelerimiz konuşsun. Bize fikir versinler. Tamam dedim, peki sonra? Ev bakarız, eşya vesaire. Okuluna devam et tabii dedi. Ya evi okul yüzünden aksatırsam bu benim için zor olur dedim. Hiç önemi yok dedi. Beraber üstesinden geliriz inşallah. Aslında şu an benim için önemli olan bu değil dedim. Nedir dedi? Gazze dedim. Siyah gözleriyle bir müddet bana baktı. Bir hüzün kapladı çevresini. Başını Kubbetüs Sahra'ya doğru kaldırarak güç buldu sanki. Ne diyecek acaba diye bekliyordum. Onun o güzel yüreğinden şimdi ne dökülecek diye bekliyordum. Ama hiçbir şey söylemedi. Biliyor musunuz? İşte o zaman canım yandı. Ya bana anlatmaktan çekindi ya da acılarını tekrar yaşadı içinde. Yaşadığı şeyler yaşına göre büyük şeyler. Önce babası, zaten tüm hayat omuzlarına binmiştir. Saymak istemiyorum. Çünkü Hamza'nın birden yüzü düşmüş, nur çehresini hüzün kaplamıştı. Sağ eliyle devamlı yüzünü kaşıyordu. Seni üzdüm. Özür dilerim dedim. Yok dedi, ben biraz kötü oldum sadece. Yapabileceğim bir şey varsa söyle lütfen Habibi. Habibi kelimesi ağzımdan çıkar çıkmaz Esma ve Hamza'nın yüzü bana döndü. Esma Hamza'nın sol tarafında oturuyordu. Hamza bana dönünce görüş hizasından çıkıyordu. Esma gülümsedi ve göz kırptı. Sağ elinin baş parmağıyla evet işareti yaptı. Habibti. Sesi Zeytin Dağı'nda yankılandı Hamza'nın. Yüreğim yerinden çıkacak gibiydi. Efendim dedim. Gidiyoruz dedi. Artık Hamza'nın gidiyoruz cümlesine alışmıştım. Nereye, ne zaman sorularıyla vakit öldürmek istemiyordum. Evet, o böyle söyleyince çok meraklanıyordum. Ama emindim, benim de seveceğim bir yere götürecekti. Ve 3 saat sonra Gazze'deydik. Gazze'de, Gazze. Acının başkenti, hürriyet sevdalıları, ellerinde sadece sapan ve taşlarla savaşan koca yürekler. Şimdi hepsi burada değil mi? Gazze'de. Geldim Allah'ım, Gazze'ye geldim. Şimdi bana yardım et. Ağlıyordum, gözyaşlarımı örtüme siliyordum belli etmemek için.
şehir merkezine gelmiştik. İşte yollar. Bir siyah renkte, bir beyaz renkte betonlarla örülmüş, yolun ortasında şerit ayıran toprak. Benim yüreğim burada çarptı. Ne zaman Gazze'nin fotoğraflarına baksam bu betonları görürdüm. Yürüyerek şehir merkezini geziyorduk. Alnoor adında bir hac ve umre dükkanı vardı. Evet, bizim dükkanlarımıza göre eskiydi. Hatta dükkanın önünde bir de araç vardı. Kabe resmini arabanın her yerine koydurmuş. Çok güzel gözüküyordu. Yukarı doğru yürümeye başladık. Dükkanlar çoğalmakta, insan sayısı artmaktaydı. Kendimi hiç yabancı gibi hissetmiyordum. Gazze'deki en büyük bina 10-13 katlı binalarımız kadardı galiba. Sokaktan geçiyorduk geçmesine ama evlerin bazıları boştu. Çünkü bombalanmıştı. Evin bir tarafı yıkılmıştı. O ev orada şahitlik edercesine yeni bombalarımı bekliyordu. Hayır, ahirette şahit olacaktı yıkıldığı için. İçindeki insanları gönderdiği için. Hatta o evden şehit olarak çıktıkları için. Hamza bizi bir dükkana soktu. İsmi ne mi? İsmi La. İfa teyze ve Süheyb amcanın dükkanının ismi. Bir yere oturduktan sonra Hamza burayı anlatmaya başladı. Şaşırdın değil mi dedi. Evet, burası İfa teyze ve Süheyb amcanın eski dükkanı. Ama isim aynı. Neden eski isim? Çünkü dedi, burayı İstanbul'a gitmeden önce devrettiler. Alan kişi emeklerine saygısızlık etmemek için aynı isimle devam ettiriyor. Burada sistem aynı. Sadece alanlar. Gülümsemiştik sistem aynı deyince. Gerçekten helal olsun. Çok ince bir düşünce bu. Ve her şey aynı. Aynı güler yüzlülük. Sahi biz mi insanlarla karşılaşıyoruz yoksa herkes mi böyle? Açıkçası herkes böyle şüheda dedi Hamza. Gazze'deki insanların en son aklına geleceği şey sana zarar vermektir. Misal verdiğim için şu an böyle söyledim. Esasında kimsenin aklına bile gelmez. Acının ortasında büyümek olgunlaştırır işte. Haklısın dedim, haklısın. Gazze'den gitmek istemiyordum ama akşam olacaktı neredeyse. Sonra geriye dönmüştük. Eve varmış içeri girmiştik. Yorulmuştum. Hemen odaya gidip uzandım. Esma da yanımdaydı. Esma dedim. Efendim yenge dedi. Ne dedim yenge mi? Kız öyle deme. Tamam dedi buyur Şeyda. Bugün dedim çok güzeldi değil mi? Evet dedi çok güzeldi. Ama biliyor musun abim için de çok güzeldi. Gözlerinden anladım. Ya dedim gerçekten mi? Tabii dedi. İstanbul'a dönünce ilk iş resmi nikahla uğraşmak olacak. Bak görürsün. Ama Esma dedim hemen olmaz. Bizim daha çok işimiz var. Abim halleder onları. Nikahın üstünden bir hafta geçmişti. Burada sadece bir hafta daha kalacaktım. Ben gitmek istemiyordum ki. Her şeyi geride bırakmıştım. Zeynep'i, Ahmet'i, okuldaki o bana sataşan kızı. Tekrar o kızı görmeye tahammülüm yoktu. Bu düşüncelerden sıyrıldıktan sonra Esma'nın bağırışıyla odadan çıktım. Esma ne oldu dedim. Ahmet gelmiş dedi Ahmet. Ahmet mi? Ya hayır. Kardeşin öğrenmedi ki o daha. Nasıl söyleyeceğiz? Ahmet'i kapıda karşıladık. Gayet mutluydu. Yüzü gülüyordu. İstiyordum ki o yüzü hiç düşmesin. İçeri geçtik. Şüheda dedi hayırlı olsun haberini yolda aldım. Sağ ol Ahmet dedim. Hamza buraya geliyorsunuz bana haber vermiyorsunuz hayırdır dedi. Oğlum ya gelesi yemen dırdırdır. Dur 2 dakika dedi Hamza. Söyle sen söyle. Gazze'ye geldik oldu mu? Acele oldu dedi Hamza. Aa tamam o zaman boynum kıldan ince. Abim nerede? Karşılamaya da gelmedi 2 metrelik adam. Aa gelemedi dedi Hamza. Hamza'ya içimden dua ediyordum. Nasıl koca bir yükün altındaydı şu an. Aa dedi. Neden gelemedi ahi? Hamza durdu. Bir süre sessiz kaldı. Sonrasında Allah rahmet eylesin dedi. Hamza sen ciddi misin? Hamza söyle ciddi misin? Başını yere eğdi Hamza. Ağlamaya başlamıştı.
Ahmet şoka girmiş, yüzü değişmişti. Şuursuzca Hamza'ya bakıyordu. Hamza sarıldı Ahmet'e. Ahmet o kadar kötü olmuştu ki kollarını dahi saramamıştı Hamza'ya. Ahmet, Ahmet'im kardeşim kendine gel. Ahmet olduğu yere çöktü. Ama hala şuursuz bakıyordu. Hamza kopmaya başlamıştı. Ahmet'i sarsıyordu ama Ahmet bir türlü düzelmiyordu. Ev ahalisi olarak ayağa kalktık hepimiz. Hamza en sonunda bir tokat attı Ahmet'e. Herkes şaşırmakla ağlamak arasında gidip geliyordu. Ahmet'in hıçkırıkları başladı tokattan sonra. Oh çok şükür Ahmet kardeşim. Ahi beni abime götür dedi Ahmet. Biraz dinlen. Yeni geldin dedi Hamza. Hayır dedi Ahmet. Götür dedim. Evden çıktılar ve gittiler. Ahmet öğrenmişti. Neşeli mi neşeli gelmişti oysa ki. Anne ve babasını kaybettikten sonra tek dayanağı abisi olmuş olmalıydı. Abisi de gidince... Ahmet o gün eve gelmemişti. 2 gün geçmişti ama ne kahvaltıya ne yemeğe geliyordu. Hamza dedim Ahmet nerede? Evinde. Orada kalmak istedi dedi. Yemeği yoktur dedim. Neden gelmiyor 2 gündür? Ben hallederim deyip başımdan savuruyor beni dedi Hamza. O zaman dedim biz yemek götürelim. Çok iyi olur dedi Hamza. Esma ile birlikte Ahmet'in kapısını çaldık. Kapıyı azıcık açtı ve efendim dedi. Ahmet sana yemek getirdik. Hadi al. Esma istemiyorum. Al hadi çabuk. Ahmet ısrar üzerine yemeği aldı. Ama yiyecek miydi bilmiyorduk. Eve dönerken Esma ile konuşmaya başladık. Esma dedim sanki yemeği yemeyecek. Yemeyecek zaten dedi Esma. Ama böyle eve kendini hapsetmesi... Ahmet böyledir dedi Esma. Acısını tek yaşamak ister. O evde hatıralara bakıyordur devamlı. Türkiye'ye geri dönmez gibi geliyor bana. Ciddi olamazsın dedim. Okuyor ama... Kimsesi yok ki dedi. Bir tek kendisine bakacak. Onu da boş vermiştir bile. Ne olacak şimdi dedim. Bilmiyorum dedi Esma. Dönmemize 3 gün kalmıştı. Son hazırlıkları yapıyorduk. Ahmet sonunda çıkmış gelmişti. Özür dilerim hepinizden dedi. Hacer anne hemen cevap verdi. Ne özürü oğlum gel hemen yemek ye. Yok ben aç değilim anne dedi. Evet anne diyordu Hacer anneye. Annesiydi süt annesi. Gel bakayım yiyeceksin oğlum otur şuraya. Aç olduğu her halinden belliydi. Bu kez iştahlı bir şekilde yemeğini yediğini görüyorduk. Ahmet iyiye gidiyordu. Gitmemize son 1 gün kalmıştı. Son ziyaretleri de yapıyorduk. Yüreğim yanıyordu. Hiç mi hiç dönmek istemiyordum. Gelenin işi gitmekti işte. Tekrar Mescid-i Aksa'ya selam ettim. Veda ettim kendimi. Aksa imamının yanına giderek nikah gününü hatırlattım ve helalleştik. O güler yüzünü hiç unutmayacaktım. Sallanarak yürüyüşünü ve devamlı maşallah deyişini aklımdan çıkmayacaktı. Kubbetüs Sahra'ya yöneldim. Son kez ona da veda ettim. Veda edecek başka bir yer kaldı mı? Şehitlik. Şehitlere teker teker selam verip gezdim şehitliği. Oturdum, ağladım, ağladım, dua ettim. Arkamda koskoca anılar, acılar bırakacaktım. Ama yanımda Filistin'in bir yiğidini götürüyordum. Kudüs'ün bana hediyesi Hamza. Artık veda günü gelip çatmıştı. Hamza'nın ağzından. İstanbul'a döneceğimiz gün ilk işim hastaneye gitmek oldu. Selamünaleyküm. Hep bir ağızdan selamımı alan doktorlara, hastalara baktım. Gidiyordum ama temelli değil. Küçüklerimin gözlerinden öptüm doya doya. Onlar gaziydi benim gözümde. Büyüklerimin ellerinden öptüm dualar aldım. Yine ceplerim dolu ayrılıyordum memleketimden. Bir cebimde acı, hüzün, bir cebimde mutluluk ve şüheda. Çok şey katmıştım ömrüme. Geri dönüyorduk. Hastaneden döndükten sonra eve uğradım. Kardeşim Ahmet de bizi bekliyormuş. Ahmet, kardeşim deyip sarıldım. Hamza, kardeşim Allah'a emanet olun dedi.
Hayırdır dedim, sen gelmiyor musun? Yok Ahi dedi. Dönmeyeceğim ben bir daha. Hem Hacer anne burayı bana emanet etti. Arada bir burada, arada bir evimde kalacağım. Bak Ahmet dedim. Gel diye ısrar etmiyorum kardeşim. Tanıyorum seni. Kendine çok dikkat et. Gereksiz aksiyon yaşama. Allah'a emanet. Uzun uzun sarıldım Ahmet'ime. Arkamda birini bırakıyordum yine. Ah inatçı, biz de dönseydim. Ahmet'i bırakıp yola çıktık. Havaalanına doğru. Kontrol noktaları yine kalabalıktı. Havaalanına yarım saatlik yolumuz kalmıştı ama İsrail askerleri bu yolu adeta ablukaya almıştı. Arabadan indim ve konuşmaya başladım. Benimle ukala ukala konuşuyorlardı. Sinir olmuştum. Eğer şu Heda şurada bana bakıyor olmasaydı kafa göz dalacaktım. Şehda'nın ağzından. Hamza sinirden deliye dönmüş gibi gözüküyordu. Askerlerin yanında bir tek o vardı ve tartışıyordu. Herkes arabadan inmiş Hamza'ya bakıyordu. Hamza'ya bağırıyordum. Hamza, Habibti, la, la. Askerlerin biri Hamza'ya dönüp, ''Haa, eşim mi?'' deyip üstüme yürümeye başladı. Hamza askerin arkasından koşuyordu. Ben korkudan olduğum yerde geberiyordum. Hamza askere yetişti ve tekme attı. Asker dönünce yüzüne bir yumruk patlattı. Ah hayır, askerler çoktan Hamza'yı tutuklamış götürüyorlardı. Hamza, Habibti diye bağırıyordum çaresizce ağlayarak. İşte böyle dostlar, bu bölüm de burada bitti. Haftaya son bölüm yani final bölümü olacak inşallah. Yorumlarınızı bizden eksik etmeyin. Finalde bol bol ağlayacağınızı düşünüyorum. Ben okurken çok ağladım. Eminim siz de ağlayacaksınız. Ağlamalarınız hep mutluluktan olsun inşallah. Yeni hikayeleri dinlemek için de Cihan Bozacı YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet dostlar.